Ölümsüz solucanlardan civcivlere. Dünyanın Enleri kanalına hoş geldiniz. Bu videoda ölümden sonra bile yaşam belirtisi gösterebilecek 7 hayvanı göreceğiz. Videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için söylemek istiyorum. Hakkı İbrahim, Mehmet Akif 16, Çetin Yıldız, Mecit Çelik, Elcuk Kadir, İlkin Ahmetov, Viyan Prenses, Rafiel Zahiroğlu, 8 Kara Maske 8, Poyraz Yiğit. Evet arkadaşlar, bu kanalların hepsine biz de Dünyanın Enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Videoya like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım başka videolarda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Gelin hep birlikte videoya geçelim. Bu korkunç böceklerin 4500'den fazla türü vardır. Ve muhtemelen şu an evinizde bile yaşayan bu böceklerden birkaçını siz de biliyorsunuzdur. Onların çok yüksek radyasyon direncine sahip olduklarını ve büyük olasılıkla nükleer saldırılarda da hayatta kalabilen en şaşırtıcı canlı olabilir. Eminim hepiniz şu an hangi canlıdan bahsettiğimizi biliyorsunuzdur. Evet, hamam böcekleri. Hamam böcekleri uzun süre başı kesilmiş halde hayatta kalabilirler. Bunun olmasını sağlayan şey ise açık dolaşım sistemine sahip olmalarıdır. Yani çok az kan basınçları vardır ve kan kaybından dolayı ölmeleri çok zordur. Eğer başı kopmuş ise ana ölüm sebebi açlık olmaktadır. Çiftçilerin olmazsa olmazı olan bu hayvanlar insanlık içinde çok önemli bir yere sahiptir. Etinden yumurtasına, her şeyinden faydalanırız. Ve bu yüzden bu canlı hakkında her şeyi bildiğimizi zannediyorduk. Ta ki 1945'te kafası kesilen Mike, kafasız bir şekilde hayatta kalana kadar. 1945'te bir çiftçi tarafından kafası kesilen Mike isimli tavuk, beyni olmadan 18 ay boyunca hayatta kalmayı başardı. Tabi bilim insanları bu konuyu araştırınca, tavukların kafası kesilirken beyin sapına kasap tarafından bir hasar verilmezse, tavuğun yürümek gibi fonksiyonel hareketler yapabileceği fark edildi. Uzun ömürlülük, ölümsüzlük ile eş anlama gelen Asya'da insanlar tarafından ibadet edilen ve rejeneratif, yani vücut parçalarını yenileyebilme kapasitesini paranormal olaylara ya da büyüye bağlanan semenderler kesilmiş ya da kopmuş parçalarını orijinal parçalarından daha işlevsel bir şekilde tekrardan hücre replikasyonu yaparak oluşturabilirler. Bu hücre replikasyonunu sağlayan mikro arm menekülleri insanlarda da mevcut. Fakat aynı konsantrasyona sahip değiliz. Semenderler daha yüksek konsantrasyona sahiptirler. Semenderler de bu mikro arm meneküllerini alan bilim insanları, insanlar üzerinde yaptığı deneylerde gözle görülür derecede yaraların iyileşmesinde hızlanmayı sağladığını gördüler. Bilim insanları için büyük bir umut kaynağı oldu bu olay. Kurbağaların beyinsiz hayatta kalabileceği deneyler tarafından bize gösterildi. Bu deneyler beyni olan kurbağa ile beyni olmayan bir kurbağanın da aynı fonksiyonları gösterdiğini, ikisine de elektriksel sinyal verildiğinde davranışlarında bir farklılık görülmedi. Beyni olmayan bir kurbağayı suya atarsanız yüzeyde durur. Ters çevirir veya batırırsanız zıplar. Tabii ki bu tür hareketler bize refleks reaksiyonlarının kurbağalarda da ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Balıkların, kuşların, sürüngenlerin ve memelilerin kalpleri kendilerine özel hücrelere sahiptir. Beyin sapı tarafından gönderilen sinyaller ile bu kalp hücreleri oksijen depolar. Eğer beyin yoksunluğu gibi sıkıntılı durumlarda geçici olarak ölüm gerçekleşir ve kalp hücreleri bu oksijenle hayatta kalabilir. Kaplumbağalarda da bu süre inanılmaz. Yaklaşık 5000 saate kadar kısmi ölüm halinde kalabilirler. Çok güçlü
güçlü çene kasları ve tek bir ısırıkta devasa hayvanları öldürebilen bu canlılar bazı insanların da korkulu rüyasıdır. Bence korkmakta da haklıyız. Bir yılanın kafasını kesseniz bile yine de ısırmaya ve zehir salgılama gibi fonksiyonel hareketlerini hala yapabilir. Burunların önünde bulunan ısı algılayıcı reseptörler sayesinde de önünde bir canlının olup olmadığını kolaylıkla algılayabilir ve kafası kesildikten sonra 2 saate kadar canlılık gösterebilir. Bana sanki zombi anımsattı gibi. Daha çok yassı kurt veya yassı kurt solucanı olarak bildiğimiz bu organizma, su veya suluk alanlarda yaşayan omurgasızların içinde bulunduklarından insanlara yenileyebilme üstatları gibi görünseler de, eğer vücudunun herhangi bir bölümünden ikiye bölerseniz de elinizde 2 tane yassı kurdunuz olur. Eğer bir yassı kurdu 20 parçaya keserseniz elinizde 20 tane yassı kurdunuz olacaktır. İnanılmaz bir şey. Manhattan Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde bir yassı solucandan 20 bin yassı solucan elde edildi. Ve bu canlılarda hiçbir şekilde yaşlılık belirtisi göstermezler ve bir nevi ölümsüzdürler. Evet sevgili dostlar, bir videonun sonuna daha geldik. Bu videoyu beğendiyseniz sizden 1000 like bekliyoruz. Eğer 1000 like gelirse bu tarz videoların devamlılığı gelecektir. Başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.